PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerin yargılamaları sürüyor. HDP'nin kapatılması hazırlıkları da devam ediyor. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada mahkeme heyeti önemli bir karar aldı. Heyet, terör örgütü yöneticiliği, örgüt propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından yargılanan Demirtaş'ın dosyasının 6-8 Ekim davasıyla birleştirilmesine hükmetti. Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. 6-8 Ekim terör davasının ise yeni duruşması 14 Haziran'da görülecek. 21 Mayıs'ta görülen son celsede ise sanıkların reddi hakim talepleri reddedildi. Sanıkların tutukluluk hali ve adli kontrol kararlarının devamına karar verildi. Öte yandan HDP'liler hakkında 3 yeni fezleke hazırlandı. HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Kemal Bülbül ve Salih Aydeniz'in dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler meclise sunuldu. HDP'li isimler hakkında yargılamalar devam ederken partinin kapatılması için de çalışmalar sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin iddianamede eksiklikler olduğu gerekçesiyle iade ettiği dosya üzerinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalar yapıyor. İlk hazırlanan iddianamede HDP'nin PKK ile bağına ilişkin çok sayıda delil ve belge yer aldı. Başsavcılık eksiklikleri tamamlayınca iddianame yeniden Anayasa Mahkemesi'ne sunulacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da belirli bir günde toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğini görüşecek. Kabul edilmesi halinde iddianamenin HDP'ye tebliği ve savunma süreçleri başlayacak. Kapatma kararı çıkması için de 3'te 2 çoğunluğun sağlanması gerekecek. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyeden 10'unun evet oyu kullanması halinde HDP kapatılacak.